28 Şubat, 6 Mart. Değerli takipçilerim, güzel ailem. Mart da geldi. Artık benim için 2023 geldi demektir. Güzel bir hafta, keyifli hafta. Tarotlarım sizler için neler diyor? Nasıl bir hafta sizi bekliyor? Bakalım. Sevgili koçlar, bu hafta özellikle pazartesi ve perşembe arasında bazı iş konuları ile ilgili tartışmalar. Sizi yıpratacak bazı konuşmalar, hani işten çıkmayı düşünebilir, yıpranabilir ve biraz kırıcı evrelerde söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edelim. Ve özellikle de çözülmesi gereken iş evranınız, mahkemelik konular, çözülmesi gereken birçok nokta için bu hafta çok mücadele edeceksiniz. İşinizle ilgili olabilir, aile mahkemeniz olabilir. Bunlar çok yoğun bir süreçte. Ve işten ayrılan kişiler, tekrar eski işinize geri dönmek ya da işten çıkartıldıysanız bin pişmanlık evreniz var. Ve bu yüzden de yeni bir iş, yeni bir oluşum içinde çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. Ve hala bu başarıyı, hala bu ödülü alamadınız ama bu hafta, yani özellikle 4-5 Mart arasında iş konularında yenilikler, yenilenmelerle ilgili çok güzel feraha erme sizi bekliyor. Duygusal hayatınızla alakalı noktada biraz daha kendinizi yorgun, bitkin, halsiz ve hatta ruhunuza ait ilişkiyle ilgili çözmeniz gereken bu hafta bazı konularda netliğe kavuşmak, yıprandığınız ya da yalanlar, anlaşılan bazı karışıklıklarda artık netlik ve ilişkiyle karar noktasına geçiş sağlayacaksınız. Evet, aşık olmak, hayalinizdeki insanı bulmak için biraz daha vakit var diyorum ama bu şurada diyor. Parasal evrede harcamalarınız, ödemeleriniz, kredilerinizle alakalı noktada hata yapmamanız gerekiyor. Yaptığınız takdirde sizi çok zorlayacak bir ay ve çok zorlayacak bir aya geçiş sağlayacaksınız. Devlet işinizle ilgili özellikle orada beğendiğiniz ya da aynı mesleğinizde sevgiliniz varsa evlilik kararı içerisinde olacaksınız. Devlette çalışanlarda kafanızda işle ilgili problemler bitip daha netliğe, daha huzurlu bir evre sizi bekliyor. Kendi işini yapanlar da parasal evrede güç, rahatlık, kendimizi daha iyi ispatlayacağız. Hiç korkmayın, endişe etmeyin. Hem aksilikler var ama toparlayacak bir enerjiye de sahipsiniz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, güzel bir hafta, keyifli hafta. Abone olmayı, değer vermeyi, önemsemeyi unutmayın diyorum. Sevgili boğalar, bu hafta sizleri neler bekliyor? Özellikle ailenize ait çözmeniz gereken, annenize ait bazı mal konuları ile ilgili bu hafta daha koşturmalı, daha telaşlı bir nokta yaşayacaksınız. Halletmeniz gereken bazı evraklarda aksilik olsa da gayet rahat. Öğleden sonra ya da çarşamba günü öğleden sonraya kadar tüm tapu evrak işlerinizle ilgili olumlu evre söz konusu ve bunlar sizi rahat edecek. Yeni iş başvurusu, işinizle ilgili yenilenmek istediğiniz noktada konuşmalar, bazı koşturmalı seyahatler sizi daha enerjik hissettirecek ve bulunmak istediğiniz noktadaki esaretten çıkıp kendi noktanızdaki gücü, kendi noktanızdaki hakimiyeti kuracaksınız ve görünmez ruhunuz ve maskelenmiş insanlarla problem bitiyor. Kendi yerinizi belirleyeceğiniz bir haftada bekliyor. Özellikle 5, 4, 5, 6 döneminde yakın dostlar, yakın çevre, saklanan, gizlenen ne varsa açığa çıkacak. Çok inandığınız bir dostunuzun ya da size zarar vermez dediğiniz kişinin biraz yalanları, biraz hikayesi canınızı sıkabilir. Dostluk konusunda artık bu yollu ayrımını yapmanız gerektiğini uyarıyorum. Peki aşık olmak isteyenler için yeni bir aşk, yeni bir mutluluk evreniz var ama sizin kendi içinizdeki kabul edememe ve karşı tarafın davranışını görmeden o kişiye ait noktada farklı noktalar yaratabilir. Bu da sizi fazlasıyla yıkıma, karşı tarafı tanımadan ilişkinin bitmesine sebep olabilir. Biraz da akışa tutalım. Geri gelmesini istediğiniz kişi artık bu ilişki kalp ve yara vermiş. Artık bu kişinin geri gelse de size bir hayrı yok diyorum. Özellikle de yeni bir nokta, başka bir şehir, yurt dışı ile ilgili bağlantılı iş konularınız varsa kandiliniz ve cesaretiniz, yolculuğunuz size çok büyük bir bakış açısı ve hayatınızdaki dengeler daha rahat erecek. Ev almak, satmak, taşınmak konuları için de güzel dua edin. Güzel bir enerji sizi bekliyor değerli boğalar. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum.
Sevgili ikizler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Her şey dilediğiniz, her şey muradınızla olsun. İş bekleyenler için bu dönem biraz daha kaos, biraz daha gergin, biraz daha huzursuzluklar yaşayacaksınız. İş alanı ile ilgili olumsuz cevaplar biraz bizi yıpratabilir ve bu yüzden de bende bir kısmetsizlik mi var, şanssızlık mı var, tam oturtuyorum derken oturmuyor dediğiniz bir kaosa girebilir. Ama der ki ayın 10'u, 11'i, 12 arasında hayırlı bir iş kapınız var. Bu hafta böyle sendelemi geçireceksiniz ama ondan sonraki hafta kendi iş gerçeğiniz, olumluluğunuz var. Yerinizle ilgili özellikle çalışan ve yoğun tempoda çalışan bazı ikizlerde yöneticileriniz erkek ve sert bir mizaç konuşmaları varsa bu ara bunların konuşma yumuşaması, sizinle alakalı doğru enerjiyi yakalayacağı bir hafta. Hazine size maaşınız, konumunuz, mertebeniz için doğru iletişim sağlayacak gözüküyor. Kurumsal bir firmadaysanız bulunduğunuz firmayı, evet, alyans nedir? Burada der ki bulunduğunuz noktayı eritmek, başka bir alana gitmek ve orada konum olarak buradaysanız daha yükseğe geçmeyi temsil eder. O yüzden yeni bir kurumsal firma ile ilgili bazı karışık haberler alabilir, doğru yolunuzu da bulabilirsiniz diyorum. Aşık olmak, sevmek ya da doğru duygularımı tatmak istiyorum diyorsanız bir aşk mührü var sizde. Ama şöyle der, hep hata yapmaya, hep böyle kendi içindeki sorgu sualleri karşı tarafa yansıttığın için hep eleştiri içerisinde kalabilir. Karşı tarafı daha baskın tutabilirsiniz. Yeni doğacak aşka hazırlıklı olun. Uzun soluklu ilişkiler biraz daha böyle birbirimize ait noktayı tekrar tanımak, tekrar fırsat yaratabilir. Bu da biraz karşı tarafı şüpheye, aldatılıyor muyum, aldatılmıyor muyum diye böyle endişelere itebilir diyorum. Evli çiftler için bu ara özellikle çocuklarla alakalı eğitim konuları ile ilgili sert konuşmalar, eşiniz ve karı koca hayatınızdaki çocuklar yüzünden serdenişler biraz sizi yıpratıyor. Evde bu ara hijyen takıntısı olabilir. Bazı evli çiftlerimize bunu ön plana koymamız gerekiyor. Bir de ilişkisinde çok mutsuz olan ve artık boşanmak istiyorum diyenler için biraz daha zamana, biraz daha sıkıntıları toparlamaya ihtiyaç var diyorum sevgili ikizler. Sevgili yengeçler, abone, yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sevgili yengeçler, bu ara iş yoğunluğu acayip koşturmalı, kendime vakit ayıramıyorum, kendim sıkışmış hissediyorum. Yani kendimi yıldız gibi görüyorum ama köle gibi çalışıyorum ve hala da bir sürü işleri tamamlayamadım ve zor bir haftaya giriş yapacaksınız. Ve göz yorgunluğunuz olabilir, göz doktoruna gitmeniz gerekebilir, yorgun bir enerjiniz var. Bunu toparlamanız gerektiğini düşünüyorum. Yeni işinizde atılımlar, yeni konumlar içinde beklenmedik teklif, yeni kapılar, yeni köklenme, yeni işler için size güzel fırsatlar, güzel iletişim ve eğitiminizle alakalı da köklenmek istediğiniz noktalarda çok büyük bir başarı ve kendi yönünüzü en iyi şekilde belirleyeceğiniz bir evde olacaksınız. Ve hiç korkmayın, bu hafta sizin için iş kapılarınız bereket ve maddi kapılarınızda çok büyük bir rahatlama bekliyor. Kendi yerini açmak isteyenler, iş kazancınızla ilgili sürpriz paralar, hiç beklenmedik konuşmalar, diyaloglar size güç katacak. Hatta şöyle de demek istiyorum sevgili yengeçler, aile büyüklerimizden maddi olarak ev konusuyla ilgili desteklenebilir. Ev almak isteyenler için aile büyüklerimizden gelecek bir evre hayırlı olsun. İlişkisi olmayanlar için, evet, geçmiş ilişkim geri dönsün, mutlu olmak, aşık olmak ve tekrar bu ilişkiyi tatmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu ilişki için şu an ölmüş bir şeyi canlandırmanın bir anlamı yok. Yine yıpranacak, yine üzülecek taraf sensin. Lütfen yönüne, lütfen hayatındaki doğru gerçeği görmen lazım. İlişkisi uzun olanlarda anne, abla, aile sorunlarından kaynaklı ilişki oturtamama problemimiz var. Özellikle Mart 15'e kadar bu çekişmeler, kaoslar söz konusu olacak. Hazırlıklı olun. Evli olanlarda da özellikle eşinizin tutum tavrı, konuşma tarzı böyle sizi çok fazla kasıyor ve yıpratıyor ve bu yüzden de agresif tavırlar sergiliyorsunuz. Bu ilişkiyi biraz daha sakinleşmeye, ani fevri davranışlar sizi çok büyük hatalara sürükler. Lütfen daha anlayışlı olmanızı istiyorum. Özellikle de sevgili gençler, eğitim ve kariyerinizle alakalı bu ara aksilik yaratıyor olabilirsiniz ya da çok yoğun temponuz olabilir. Kendinizle ilgili ağırlık hissediyorsunuz. Biraz yürüyüş, nefesiniz değişsin, enerjiniz rahata ersin diyorum. Dedim bile. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Yükselen ay burcunuzu ve beni takip edip beğenip yorum yapıyorsunuz sevgili aslanlar.
Özellikle yurt dışı, şehir dışı işlerle ilgili bıçak gibi kesilecek bazı konular, konuşmalarda bazı gerginlikler, havai tavırlar, sizin etrafınızdaki insanların çekemiyorum enerjisi biraz sizi bu hafta yoracak. Ve yorduğu gibi de şans ve bereketinizle alakalı görmeniz gereken bir sürü yolculuk, bir sürü konuşmanız gereken toplantılarınız var. Bu yorgunluğu özellikle haftaya başlamadan çözmeniz lazım. Aksi takdirde iş kaybı, para kaybı ve şans kaybı gözüküyor. Mümkün olduğu kadar mühür vuracağınız, insanlarla iletişim, anlaşmalar, dosya anlaşmalarınız verimli şekilde geçecek. Bence biraz gözünüzle ruhunuzu iyileştirin diyorum. İşsiz olanlar için biraz daha bekleyeceğimiz hafta. Aslında şöyle söyleyeceğim. 3, 4, 5 iş görüşmelerinizin olumlu olacağı ama sizin buna inancınız kırıldığı için bir türlü olmayacak diye düşünüyorsunuz. Bence biraz inanç evrenizi toparlayın. Kurumsal ya da büyük bir alanda çalışıyorsanız iş yerinizle alakalı satmak, satılmak ya da devretmek gibi konular biraz kafanızı karıştıracak. Kaygı ve kırılmalar söz konusu olsa da siz devam edeceksiniz. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Evet, aşk konusunda aşık olmayanlara güzel bir fırsat, güzel bir duygu, güzel bir sevgi enerjisi var. Bence kafanızdaki duygusal şüpheler, endişeler bitecek. Daha kendinizi bulacağınız bir hafta. Bu da size keyif verecek diyorum. Hafta sonu yakın dostlarınızla geçireceğiniz keyifli sohbet. Hatta böyle Akdeniz, Ege ruhuna gitmek isteyenler için cumadan bir kaçış evresi olabilir. Ya da yurt dışına gitmek isteyenler için güzel fırsatlar var. Evli çiftlerimiz için özellikle eşinizin işle alakalı yaşadığı travmatik konular size zaman ayıramadığı için de gerginlikler var ve çocuklarla ilgili yaşadığımız krizleri kriz değil de sen kriz yaratıyorsun, o da kriz varmış gibi düşünüyor. Eşinize 5 gün, 5 hafta gibi bir zaman verin. İşiyle ilgili çözmesi gereken noktaları çözsün. O da rahata ersin. Evet gençler, sevgilinizle tartışabilir, kalp incinmesi yaşayabilir ama bu ilişki tekrar birbirinize şans verecek ama sizden ricam eğitim hayatınızı asla ihmal etmeyin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone ve yorum yapmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sevgili Başaklar, özellikle işinizle ilgili özgür olacağınız bir hafta, aksilikler bitmiş, daha derin nefes alacağınız ve keyifli sohbet edeceğiniz bir hafta. Aynı şekilde iş ortamında küs olduğunuz, dargın olduğunuz, sizi çekemeyen kim varsa özür dileme haftası olacak. İçinizdeki o kaygı, endişe ya da onlarla ilgili kötü düşünceniz geride kalacak. Daha mutlu, daha keyifli, daha güzel sohbetler var. Özellikle de işinizle alakalı değişmesini istediğiniz yenilikler için de size yöneticinizle bu hafta çarşamba, perşembe ve salı arasındaki görüşmeler sizin konumunuzla ilgili de daha rahat bir evrede oluşturacak diyorum dedim bile. Yani sizin yöneticiniz ya da patronunuz ya da bulunduğunuz ekip arkadaşlarıyla ani evrelerimizi de uzak tutmamız lazım. Yeni iş arayanlar için biraz daha sabırlı olmanız ve çatı tam böyle oluyor gibi olup olmamalar sizi yıpratıyor ama güzel vakti gelen bu hafta sizi iş kapınızın anahtarı size verilecek ve hayırlı olsun diyorum. Özellikle de yeni iş kurmak ya da çocuğunuz ve geleceğinizle ilgili iş kaygısı varsa bol dua edin. Çünkü onun sanki böyle başlıyor. Evet güzel giderken çocuğun ya kendiniz ya da alandaki insanların enerjisinden sıkıldığınız için işten uzaklaşma endişesi oluşuyor. Bol bol dua edin. Aşk konusunda özellikle ev taşınmak, ilişkiyi taşımak, ilişkiyi daha güzel noktalara taşıyabilirsiniz. Ve hayat arkadaşınıza evlilik ya da o taraftan gelecek bir evlilik konuşması sizin motivasyonunuzu arttıracak. Ayrılmış ya da yakın dönemde ayrılan çiftler tekrar bir araya geliyorsunuz. Sorunları, hataları düzeltme haftanız. Hatta ve hatta doğru değişim ve her iki tarafında birbirini doğru algıladığında çok güzel bir değişim söz konusu olacak. Çok uzun soluklu ilişkilerde o başka yolda, sen başka yoldasın. Sen kendi yoluna, o kendi yoluna baksın. Evli çiftler için özellikle şöyle söyleyeceğim. En üst katlarda oturuyorsanız ya da böyle 3, 4, 5, 6 katları en üst katlarda oturuyorsanız daha böyle müstakil, daha farklı bir alan, daha toprak zemine yakın bir yere taşınma kararı içerisinde olacaksınız. Bir de ailenize ait müteahhitlik ya da bir para konusu da hafta sonuna kadar çözülmüş ve hallolmuş olacak diyorum. Dedim bile. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlere olsun. O evet size de boğa. Yasal, mahkemelik, sorunlu, çözülmesi gereken evrak ödemelerle ilgili gayet barış bir haftanız olacak. Kanatlarınız daha özgür, ruhunuz daha keyifli, daha güzel hareket sergileyecek diyorum. Ödemeler bu hafta hızlı ve seri şekilde hayatımızı toparlayacağız.
Yeni iş ortamına gelecek ekiple ilgili bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Ortamdaki enerji ve kadınlarla tartışmalara dikkat edelim. Ama yeni gelen ekiple aramızdaki bağlar düzelecek. Ondan sonra güzel bir ekip oluşmanız var gözüküyor. Yalnız bu ara iş gereği gideceğiniz yolculuk ya da toplantılarda bir sağlık problemi yaşanabilir, ertelenebilir. Ama aynı toplantı haftaya daha verimli şekilde olacak. İyi ki ertelenmiş, ben kendimi daha iyi ispatlayacağım diyeceğiniz bir hafta. Yurt dışı ya da şehir dışı ile alakalı bazı planlarınız varsa, özellikle gideceksiniz ama orada biraz uzatabilir, biraz pürüzleri çözerken zaman kaybı yaşayabilir. Burada bazı karışık iletişimde terslikler yaşayabilirsiniz. Bunu düzeltmeniz sizin için daha sağlıklı. Yer değişimi, farklı bir işe geçmek isteyenler için deli deli düşünmeyi bırakın. Yeriniz doğru, çıkmanıza gerek yok diyorum. Ama kendi markamı yaratmak istiyorum diyorsanız, evet vakti ve zamanı gelmiş. Dördüncü ayda bu startı verin, yapın diyorum. Aşk konusunda, evet bu ara böyle hediyeler, sürprizler, sizin motivasyonunuzu arttıracak seyahatler, karşımdaki insanla iletişimle ilgili pürüzleri, yargıları bitip daha kendimiz olacağımız bir hafta. Yalnız geçmiş ilişkiniz geri dönmüş olabilir. Tekrar aynı hata yapmış olup kalbiniz tekrar kırılabilir. O tekrar dönecek, aynı kalbiniz yeniden kırılacak. Evli çiftler için belki de uzun süredir birbirimize ait toparlanması gereken ailevi sorunları biraz daha üstüne gittiğinizde hata yapabilir, evliliğinize zarar verebilirsiniz. Sizden ricam dengeli hayatınızı, huzurlu düzeninizi bozmayın. Bozduğunuz takdirde haneler ayrılacak ve gereksiz tartışmalar devam edebilir. Boşanma fikri olanlar zaten boşanmak istiyorsunuz ama burada eşinizin ya da ilişkinizin sizi yoran evresindeki problemlerden dolayı korkularınız var. Bu korkularınızı bir an önce çözmenizi temenni ediyorum dedim. Dedim bile. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Evet bu ara iç sesiniz, duygularınız, yönetmek istediğiniz kişilerin sizinle ilgili fikirleriyle ilgili bazı düşünceleriniz varken sizin işinizde güzel bir pasta dilimi, tam endişe ederken yükselişiniz, konum değişiminiz ya da beklediğiniz görüşme sizin için olumlu ve keyifli geçecek. Boşluktan, kaygıdan daha rahat nefes alacağınız evre sizi bekliyor diyorum. İşsiz olanlar için iş fırsatları var ama yolculuklarla bak. Mesela İstanbul'da yaşıyorsanız İzmir'e gidebilirsiniz. Ankara'da yaşıyorsanız farklı alanlardan gelecek teklifleri değerlendirip yolculuğunuz başlayacak gözüküyor. Bir de kendi işini ya da ortaklı işlerde bu ara kendi içinizde duygusal bir bağ oluşabilir ya da iş ortamında aşık olabilirsiniz ve kafanızdaki düşündüğünüz insan size adım atacak gibi gözüküyor. Bilgiye ve mantığınızı doğru kullandığınızda bu ilişki ve iş hayatınız daha olumlu ilerleyecek. Devlette çalışanlarla alakalı noktada bu ara evrak konularının başka bir bölüme taşınması ya da devamlı evraklar yenilenecek, dosyalar düzenlenecek, projeler çizilebilir. Meditasyonunuzu, ruhunuzu, enerjinizi çok iyi tutun. Çünkü bir sürü dosyalar, bir sürü evraklar sizi bekliyor diyorum dedim bile. Evet aşk konusunda sevgiliniz size yalan söyleyecek. Yalanlarına şahit olacaksınız ve ilişkinizi bırakmak zorunda kalacaksınız. Aldatılma, yalan, hikaye, maddi kayıplar sizi daha büyük bir depresyona itecek. O yüzden bitmiş bir şey için hiç üzülme. Size yeni bir ilişki mi var mı? Kendi enerjinizi doğurduğunuz takdirde, kendi ruhunuzu iyileştirdiğiniz takdirde tekrar doğacak ve bir mutluluk evreniz var. Nişanlanmak, evlilik düşünen ve maddi olarak yaşadığınız sorunları toparlayamayanlar için bol dua edin. Hayatınızdaki kişiyle evlilik var. Evli çiftler için, kart ne kadar doğru çekiyor, ben de bazen şok oluyorum. Evli çiftler için belki de eşinizin bir sağlık problemi ya da kendi sağlık probleminizden kaynaklı biraz tedaviler bizi, hastane kapısı tedaviler bizi yıpratabilir. Ama ilişkimizde şu an için tehlike durum yok. Sadece aile büyüklerimizde sağlık problemi olabilir. Birbirimize sarılma ve sahiplenme evresi daha ön planda. Sevgili gençler, eğitim, kendi koşullarınızı, ekonomik biraz fazla harcamalarınız var. Dikkatli olun. Sevgili yaylar, evet bu ara iletişimle alakalı konuşmalarda dikkat kaybı olabilir, kopukluklar yaşayabilir. Bu konuşmaları yanlış anlayabilir ve yanlış
kağıda geçirebilir. İşinizle alakalı yanlış işler yapıp karışıklıklar olabilir. Bu hafta gözünüzü dört açın. İş konusunda hata yapmanızı istemiyorum. Özellikle de bu ara ekip çalışması, özellikle 5 ekip, 6 ekip, 10 ekiplik bir çalışma çok güzel bir temponun yoğunluğu yaşatacak. Prim, başarı ve ekstra kazançlar hayatınıza renk katacak diyorum. Özellikle de büyük kurumsalda müdür değişimi bekliyorsanız, yönetici değişimi bekliyorsanız gerçekten hayal ettiğiniz şey olacak. Yetkiliniz değişip daha sakin insanla konuşmak, kendinizi doğru ifade edip işinizi daha keyifle yapacaksınız. Bazı yay burçları işten çıkartılabilir. İşinizle ilgili oyunlar oynanabilir, sizi iftiralara katabilirler, bilgeliğinizi, başarınızı kıskanan insanlara ve ayağınızı kaydırmak isteyen insanlara bu hafta dikkat edin, biraz sıkıntılar da var diyorum. Özellikle büyük kurumsalda çalışan, özellikle insan kaynakları ya da mühendislik alanında çalışanlarda böyle riskler var, dikkatli olmanızı öneriyorum, önerdim bile. Kendi işini yapanlarda bu ara parasal evrede bazı krizler, özellikle de kredi konularıyla ilgili bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Ama sonu yeniden doğmak, başarı sağlamak olarak gözüküyor. İşsiz olanlar biraz daha sabır. Aşık olmak istiyorum. Tebrikler. Bu hafta aşk enerjinizin sizin kalbinizdeki böyle heyecanı tekrar yeşerteceğiniz, özellikle ayın 5'i ve 6'sı size aşk enerjinizin daha yoğun olacağı, artık sizin de hani ölü gibiyim, sevgilim yok diyen yaylarda güzel bir enerji başlıyor. Vallahi bak yay, bu da aşk var. Aşk enerjisi ya da sizin enerjiniz aşkı çağırıyor. Bu aşk sizin için doğru. Uzun soluklu ilişkilerde biraz ayrılıklar, tartışmalar, zamana bırak, şu an hazır değiliz, evlenmekten vazgeçme durumları, konuları var. O yüzden siz de dengeli kendinizi ifade etmeniz sizin için daha hayırlı diyorum. Evet, evli olanlarda köklenme, toprak, arazi ya da araç satımı konularımız daha hareketli olacak. Eğer oturduğunuz evi satarsanız pişman olursunuz. Şu an böyle bir hata yapmanızı önermiyorum dedim. Sevgili gençler, bu ara seyahatler, araştırmacı ruhunuz ve kitap koleksiyonu enerjiniz var. İyi değerlendirin. Sevgili oğlaklar, evet ya, bu ara mahkeme haftanız ya da mahkemeyle ilgili beklediğiniz noktalarda hani korku kaygı yaşarız ya, ne olacak diye, siz zaferinize, mahkemelerinizle ilgili aydınlığa kavuşmakla ilgili konuşmalar sizin motivasyonunuz, enerjinizi yüksek tutacak. Hatta ve hatta para ödenmesi beklediğiniz işinizle alakalı iade konuları da hak noktanızda, cezanız varsa bile hani affedilme evresi, daha dikkatli olma evresi uyarısı var gözüküyor. O yüzden sevinç olun, bereketiniz ve aksiliklerin iyileşip sizin bereketinizde nar gibi aydınlığa kavuşmak söz konusu. İş değişimi, yeni bir iş atılımı ya da projesi olan bazı oğlaklarda, evet, der ki toprağa ne ekerseniz biçip kazanacaksınız ve bu kazanç size bereketinizin daha yoğun olacağı noktayı, hatta aşkla, sevgiyle, sefayla çalışacağınız bir tempo sizi bekliyor diyorum. Ve bulunduğunuz alan, yapacağınız iş, bulunduğunuz noktalarda kök salmak, o başarının keyfini en verimli şekilde size bereketle döneceğini uyarıyor. Devlet ya da kurumsalda çalışan bazı oğlaklar için farklı şehir, farklı ülke, farklı seyahat ve bu seyahatler doğrultusunda istediğiniz konum, istediğiniz mertebenin de konuşmaları, masaya yatırılmak, planlama dediğimiz sistemler size kazançlı evrede söz konusu olacak. İşsiz olanlar için özellikle salı günü saat 4, akşam 14 geçiyor olabilir, 4 geçiyor olabilir, güzel bir haber alarak işinizle ilgili de aksilikleri toparlayacaksınız. Aşk konusunda cesaretli bir insanın size atımı evlilik yapacağınız insanla karşılaşmayı gösteriyor. Evli olanlar için biraz daha krizle alakalı yönetmeniz gereken bazı konuları masaya yatırıp bunlarla ilgili problemleri çözmeniz lazım. Aksi takdirde hanımınız ya da eşiniz size karşı kırgınlıkları, abartılı ve gerginlikler, tehditkar konuşmalar biraz can sıkıcı olabilir. Sevgilisi olanlar bu ara nazlanabilir. Hazır değilim, ilişki ruhunda değilim, özgürlüğüme kavuştum, özgür olmak istiyorum, başkasının kahrını çekemem diyen ifadeleri de var gözüküyor. İlişkisi olmayanlar için sürpriz gelişim, sürpriz heyecanınız da var. Bununla ilgili sorun göstermiyor. Sevgili gençler, kendi kalitenizi ve kendi hayatınız için farklı alanlar, yurt dışı düşünceniz varsa bu kapınız hayırlı ve aydınlık gözüküyor.
Sevgili kovalar, nasılsınız? Takip ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazın lütfen. Sevgili kovalar, özellikle bu hafta beklenmedik paralar, beklemediğiniz noktada alacak verecek mevzularımızla ilgili çok bereketli ve şanslı bir hafta olacağız. Hiç ummadığınız bir dostunuz size ışık gibi sızılacak, maddi ve manevi sıkıntınız ya da onun sıkıntısı varsa çok rahat bir şekilde halledeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Yeni bir yolculuk, yeni bir yaşam başlamak isteyen bazı kovalarda, evet, kalben kırıldığım için yeni bir hayat başlamak istiyorsunuz. İş gereği de farklı bir noktaya değişmek, farklı bir şehre gitmek isteyenler için, evet, güzel bir karar ve sizi mutlu edecek diyaloglar söz konusu gözüküyor. Kurumsal bir alandaysanız yöneticiler, altyapıdaki insanlarla kendi aranızda bir çekişme söz konusu. Bunu düzeltmediğiniz sürece iletişimde yanlış anlama, işinizle alakalı bazı kararsızlıklar sizi yıpratabilir. Kaderinizde istediğim, ben burada çalışmak istiyorum diyen bazı kova burçlarında bu kapı sizin için hayırlı. Çünkü burada felakete sürükleniyorum, gideceğim yer benim kaderim olmalı dediğimiz nokta. Burada felaket, gideceğiniz nokta, kader çarkınız size daha güçlü bir şekilde döneceği söz konusu. Kendi işini yapanlar da bu ara para harcamalarınız, kendinizin havalı ruhunuz, hiçbir şeyle ilgilenmemek sizi bir yıllık bir borca sokmanıza sebep olabilir. Bu da sizi krize atabilir diyorum. Kontrollü olalım. Aşık olmak isteyenler, evet, aşk enerjiniz var ama kafanız kimseyi beğenmiyor. Kimseyi kendinize, kendi ruhunuza uyduramadığınız için seçimlerde kararsızsınız. Uzun soluklu ilişkide ayrılık ve net konuşma, artık bu ilişkinin kalbi, her iki tarafında kalbini kıran bir noktası var. O yüzden bu ilişki sizi zorluyor. Gereksiz sözler, incitici kalp kırıklıkları var. Uzak kalmanızı öneriyorum. Evli çiftler için bu ara birbirinizle vakit geçirmek, boşlukları doldurup daha birbirimize saygılı ifadeler ve anahtar konumuzla ilgili de taşınmak, yer almakla ilgili de bu hafta kesin net bir haftaya girişiniz var gözüküyor. Hatta şöyle söyleyeceğim, eşinizin ailesinden gelecek destek sizi şaşırtacak. Evlenmeyi düşünenler bu ara, evet, kadınların annesi ya da kadınlardan sevgiliniz bir sevgilinizin annesi, ablası bu yüzden sıkıntı yaratabilir. Buna da hazırlıklı olalım diyorum, dedim bile. Sevgili balıklar, nasılsınız? Bir yatırım konusuyla ilgili ve iş yatırımı olabilir, toprak yatırımı olabilir, işinizle alakalı planladığınız kendi projeniz olabilir. Mutlaka bunu hayata geçirin. Hayallerinize doğru geçiş yapacak ve bu iş kapısı size çok güzel aydınlanmalar, bereketiniz, sevinç gözyaşınız, hayatımda bu kadar bu işi istiyordum ve olmaz dediğiniz şeyin enerji anahtarı var. Mümkün olduğu kadar buraya konsantre olun. Burası size büyük bir başarı ve hayır getirecek diyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız bulunduğunuz noktanın çok ciddi pürüzleri bittiği, daha rahat, daha kendinizi güvende, sessiz bir ortam, yenilenen bir enerji size keyif ve mühür vurmanıza, hatta aksiliklerin gittiği bir hafta sizi bekliyor diyorum. Yeni işe girmek isteyenler için başvurunuz onaylanmış. Hayırlı olsun. Bu hafta iş sevinciniz, havada kutlamalarınız var gözüküyor. İş ayrılmayı, işten çıkmayı, prim hakkım ya da haklarımla ilgili mücadele ediyorum diyenler, eğer çıkarsanız haklarınızla ilgili zorluk, sanki haklarınız verilmeyecek, yasal olarak mücadele etmeniz lazım. Şu an bu ayrılığı doğru görmüyorum. Aman dikkat edin diyorum. Devlette çalışanlar için devlet restorasyon işi, mimar, belediye, bu tarz noktalarda müteahhit ya da bu noktalarda çalışanlarda bir mekan değişimi, yenilenme noktaları ile ilgili bir durum ve orada bir hırsızlık konusu gündeme gelebilir. Biraz can sıkıcı olaylar var. Aşk konusunda çok sıkıldım, çok üstüme geliniyor, biraz sakin, biraz daha doğru yaşamak, kendime değer, kendime kıymet vermek istiyorum. Hatta karşı tarafa dengelemekten, ilişkiyi toparlamaktan çok yoruldum. O yüzden böyle bir sessiz kalmak isteyen bazı balıklar, bu hafta ilişkiyi bitirmeden kendinize daha farklı bir kaliteli zaman ayırabilirsiniz. Uzun soluklu ilişkilerde özellikle erkeğin iş problemi, para problemi ve nakit problemi ile alakalı devamlı ona karşı rencide konuşmalar ve ilişkiniz bu konuda yani hayatınızdaki ilişkinizi bu taraftan yıpratıyorsunuz. O da evlenme konusunda geri durmaya karar vermiş gözüküyor. Ona hazırlıklı olalım. Evli çiftlerde şöyle söyleyeceğim. Aslında araç konumunuzla ilgili kaza, risk, satmak,
satmamak arasında hareket edebilir. Mümkün olduğu kadar araç konusu ya da yatırım konusu artık bu hafta çözün. Çünkü evdeki dengeler buna bağlı gözüküyor. Bu çözülmediği sürece de sizde bir gerginlik var. Kader size bu anahtarı bir an önce çözüp mantıklı şekilde uyarıyor. Sevgili gençler, size bakıyorum. Bu ara uyku ruhunuz, okula gitmemek, eğitim yapmamak, sadece eğleneyim ve uyuyayım dediğimiz bir hafta, köklen ve uyan artık. Öpüyorum, sevgiyle kalın. O bir hafta görüşmek üzere.